Bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da alacağı kararların öncesinde yurt gezilerine çıkmayı kendisine bir prensip edinmişti. Neden yurt gezilerine çıkıyordu? Çünkü başkomutanlığını yaparak milli mücadelenin askeri aşamasını başarıyla sonuçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk yapacağı devrimlerle ilgili halkın içine girip halkın beklentilerini görmek, yapacakları devrim hareketleriyle ilgili onların fikirlerini almak istiyordu. Yani her aşamada halkıyla müşavere, işbirliği, görüşme, danışma toplantıları yapmak istiyordu. Bu bağlamda onun ülkenin birçok vilayetine çok sayıda gezi yaptığını biliyoruz. Bunlardan biri de 1924, 15, 17 Eylül tarihleri arasında Trabzon'a yaptığı gezidir. Bu gezinin çok anlam ve önemi vardır. Çünkü bildiğiniz gibi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında Trabzon'un da içinde yer aldığı bir takım vilayetlerin hem askeri hem de mülki amiri idi. Dolayısıyla o ülkenin Mondros mütarekesiyle karanlık günler içerisine girdiği bu dönemde Trabzon vilayetinin yetkilileriyle sık sık telgrafla görüşmekte ve onlara alacakları tedbirleri ve izleyecekleri yolları önermekteydi. Ama 1919 ile 24 yılı arasında geçen 5 yıl süresinde Trabzon'da çok ciddi olaylar meydana gelmiş ve Trabzon da kendisine çok ciddi destekler vermiş olmasına rağmen 5 yıllık sürenin ardından ancak Trabzon'a gelebilmişti. O geliş sebebi de Dumlupınar Zaferi'nin 2. yıl dönümü etkinliklerini kutladıktan sonra İstanbul'dan Hamidiye zırhlısıyla hareket edecek ve 15 Eylül 1924 günü Trabzon limanına inecektir. Atatürk'ün Trabzon'a geleceği haberinin alınmasından sonra Trabzon'da çok coşkulu bekleyiş meydana gelecek. Trabzonlular Gazi Mustafa Kemal'in Trabzon'a geleceği haberini aldıktan sonra onu sabırsızlıkla beklemeye başladılar. Milli mücadelenin başkomutanı, kahramanı olan, ülkeyi düşmandan kurtaran ve genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran kurucu lideri canlı olarak yüz yüze görmek istiyorlardı. Dolayısıyla limanda toplanmışlardı. Bu Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı getiren Hamidiye zırhlısından alan kayıklar onu limana indirecek. Limanda bir karşılama töreni yapılacak. Yetkililerle görüştükten sonra oradan ayrılacak ve ikametine tahsis edilen Kos'taki konağına geçecektir. Bugünkü Trabzon Müzesi binasına geçecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilk ziyaretlerinde 1924 yılında 15 Eylül 1924'te Trabzon'a yaptığı ilk ziyarette bugün Trabzon Müzesi olarak faaliyet gösteren köşkte ağırlanacak, misafir edilecek ve eşi Latife Hanım'la birlikte kendisine hazırlanan binada ikamet edecektir. Ertesi gün 16 Eylül 1924 tarihindeki programına başlamadan önce o akşam Trabzon Belediye Başkanı Kazazade Hüseyin Efendi ikametine tahsis edilen köşkte onuruna bir yemek verecektir. Bu yemekte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki rolü konusunda kendisine övgü dolu sözler aktaracak Belediye Başkanı Kazazade Hüseyin Efendi. Bunun üzerine de Atatürk uzun bir konuşma yapacaktır. Tarihe Trabzon Nutku olarak geçen bu konuşmada Trabzon'un milli mücadeledeki önemli rolüne değinen Atatürk, Trabzonluların gözlerinin yaşlı olduğuna tanıklık ettiğini, bunun ne büyük bir his ve duygu olduğunu, Trabzonluları yakından görmekten son derece mutlu olduğunu ifade ederek diyecektir ki Sakarya Melhame-i Kübrası'na 3. fırka ile yetişen Trabzonluların buradaki fedakarlıklarını asla unutmayacağım diyerek sözlerini sürdürecektir. Güzel ve mutluluk verici bir gece yemekten sonra
gece istirahate çekilecek ve ertesi günkü programı 16 Eylül 1924 tarihinde icra etmeye başlayacaktır. Önce neler var hocam? Vilayeti... Programda dikkat çeken detaylar var mı bugün? Tabii onlara değineceğim. Önce vilayeti ziyaret edince vilayet binasının yani 1870'lerde yapılmış olan valilik konağının duvarlarının çatlamış olduğunu görecek ve valiye binanın yenilenmesi talimatını verecektir. Ve nitekim ziyaretten ayrıldıktan sonra bütçeden gerekli ödenekler ayrılacak ve bugün Trabzon'da milli mimarinin neredeyse tek örneğini temsil ettiğini bildiğimiz Trabzon Hükümet Konağı binasının inşaatı 1924 sonu itibariyle başlayacak. 1931 yılında bitecek ve yeniden valilik bu binaya da hizmet vermeye başlayacaktır. Buradan Trabzon Lisesi'ne geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon Lisesi'nde öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbete başlayacak ve orada birkaç önemli, Cumhuriyet tarihi açısından birkaç önemli mesaj verecektir. Bunlardan birisi, o zamana kadar Osmanlı döneminde daha çok tarih, hanedan tarihi üzerinden, Osmanlı tarihi, hanedan tarihi üzerinden anlatılmaktayken artık Cumhuriyet'le birlikte milli tarihe geçilmesi söz konusudur. Burada tarih öğretmeniyle yaptığı sohbet sırasında tarih öğretmeninin bu talebi üzerine merak etmeyiniz muallim efendi, bundan sonra Türk milleti artık Türk tarihini, milli tarihini öğrenecek, okuyacak diyecektir. Daha sonra bildiğiniz gibi bu proje 1930'da Türk Tarih Kurumu'nun kurulması ve ardından yeni kitapların yazılmasıyla milli tarih okutulması süreci hayata geçirilecektir. Yine burada bir din dersine iştirak edecek Mustafa Kemal Paşa. Sınıfa girecek, din dersi öğretmenine konunun ne olduğunu soracak. O da Kur'an-ı Kerim'den bir surenin okutulup açıklanması olduğunu izah edecek. Sureyi okumasını ve Türkçe tefsirinin yapılmasını isteyince öğretmenin bu konuda yetersiz olduğunu anlayacak ve kendisi bizzat ezberinden o ayeti okuyacak ve Türkçe tefsirini yapacak. Yanındaki Trabzon'un önemli din bilgini Tevfik Hoca'ya soracak. Hocam nasıl, beğendiniz mi, doğru yapabildim mi tefsiri diyecek. Tevfik Hoca da ağzınıza sağlık paşam, benden daha iyi yaptınız ancak bu kadar olur diyerek kendisine cevap verecektir. Yani bu sözüyle aslında yine arkadan göreceğimiz Elmalı Hamdi Yazır'a Kur'an-ı Kerim tefsirini yaptırma ve Türkçe mealini hazırlatma görevini ipuçlarını burada vermiş olacak ve böylelikle Kur'an'ın Türkçeleştirilmesinin ilk mesajını belki Trabzon Lisesi'nde vermiş olacaktır. Bu söylediğiniz orada bulunanların hatıratından nakledilen gerçekler, öyle değil mi? Bu bahsettiğiniz... Tabii bu dönemin kayıtları, tamamen arşiv belgeleri ve dönemin gazetelerindeki bilgilerden ben size bunları aktarıyorum. Bu konuda biliyorsunuz benim bir Atatürk ve Trabzon adlı kitap çalışmam vardı. Oradan elde ettiğimiz bilgiler bunlar. Efendim buradan Trabzon Lisesi o yıllarda da 1921'de o milli mücadelenin o kritik günlerinde biliyorsunuz iki tane spor kulübü kuracak. Bunlardan birisi İdman Hoca, birisi İdman Grubu spor kulübüdür. Ve Trabzon Lisesi de bu Trabzon'daki futbol hayatının hareketlenmesinde çok ciddi bir rolü olan lisedir. Trabzon Lisesi'nin spor yurduna gidecek ve oradaki spor yurdunun defterine kendi el yazısıyla, bugün lisenin arşivinde mevcut olan bir yazı yazacak. O yazı şudur: bedeni idman, fikri idmanla müvazi gitmelidir. Yani vücut, bedensel idman aynı zamanda akılla birlikte gitmelidir ki bir anlam ifade etsin mealindeki cümleyi yazacak. Neden Trabzonlulara böyle bir mesaj vermek istemiş olabilir acaba Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Efendim, ne dediniz anlayamadım hocam. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzonlulara böyle bir mesaj vermek istemesindeki neden ne olabilir acaba? Vallahi dediğim gibi bu yoruma açık bir mevzu. Sporda gerçekten çok başarılıdır Trabzon. O tarihlerde de çok başarılıdır. Spordaki başarının entelektüel gelişme, Cumhuriyet'in kuruluş kadrosuna destek verme, fikri açıdan destek verme konusunda kendilerini eğitmeleri gerektiği mesajını vermiş olabilir. Liseden ayrıldıktan sonra bugünkü Ticaret Lisesi'nin orada Avni Aker Stadyumu'nun yerinde, o bölgede İpek Mensucat Fabrikası vardı. Trabzon'un o tarihlerde
Ender imalathanelerinden biridir. Orayı ziyaret edecek. Oradaki alet edevatın, teknolojinin yenilenmesi için ilgililerden söz alacak ve onlara destek vermeyi beyan edecek. Oradan öğretmen okuluna geçecektir. Bildiğiniz gibi Trabzon Öğretmen Okulu, Muallim Mektebi, Rus işgalinden, Birinci Dünya Savaşı'ndan epeyce süre önce kurulmuş ve memlekete muallim yetiştiren, öğretmen yetiştiren bir okuldur. Ancak Birinci Dünya Savaşı sırasındaki muhacirlik sırasında faaliyetini sürdürememiş. Ancak 1918 yılının 24 Şubat'ında Trabzon'un kurtulmasından sonraki süreçte ünlü eğitimci ve siyaset adamı Trabzonlu Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun müdürlüğünde yeniden faaliyete geçmiştir. Başlangıçta başka bir binada, küçük bir binada faaliyete geçen Muallim Mektebi 1924 yılında bugünkü Kanuni Anadolu Lisesi diye bildiğimiz eski Rum Mektebi binasına geçecek. Orada ferah bir ortamda daha iyi şartlarda eğitim öğretime başlayacaktır. Mustafa Kemal Paşa burayı ziyaret edecek ve öğretmen okulunun defterine de yine öğretmen genç cumhuriyetin çok sayıda öğretmene ihtiyacı olduğunu ve buradaki öğretmen adaylarının sayısının süratle artırılması gerektiği mesajını içeren bir kayıt düşecektir. Buradan hareket ettikten sonra da meydana çıkacak. Trabzon'un bugünkü meydanı Şarki diye bilinen meydan bölgesine çıkacak. Ve oradan bugün Gazi Paşa adıyla anılan meydandan sahile bir arter olarak açılan caddenin açılışının törenine katılacak ve ilk kazmayı kendisi vuracaktır. Gazi Paşa Trabzon'u bilenler evet. Bilirler. Trabzon'da 3 tane paralel, denize paralel cadde vardır. Ama hiçbirisinin denizle bağlantısı yoktur. Dolayısıyla kentin denizden gelen rüzgarları, havalandırmayı, klimayı alacak bir imkanı yoktur. Mustafa Kemal bu caddeyi açtırarak bu imkanı sağlamıştır. Ve o akşam Trabzon'da eşiyle birlikte bir tiyatro oyununu izlemek istemektedir. Tam da bu tarihlerde Muhsin Ertuğrul'un liderliğindeki Darül Bedai Trabzon'da turnededir. Ancak akşam yemeğinde sonra tiyatroya gidilecektir. Yemekte kendisine bir telgraf uzatılır ve telgrafta Büyük Erzurum depreminin olduğu, Erzincan ve Erzurum'da ağır kayıpların olduğu bildirilir. Bunun üzerine tiyatro programını iptal ederek ertesi gün gezi programını da sona erdirip ertesi gün Samsun-Sivas üzerinden Erzurum'a hareket edecek ve Erzurum'daki yaraların sarılmasına katkı sağlayacaktır.